Arkadaşlar merhaba, bu videoda size Faraday yasasını deneysel olarak ispatlamaya çalışacağım. Faraday yasası neyi söylüyordu? Eğer manyetik akıda bir değişiklik yaratırsak zaman içerisinde, bu değişikliğe bağlı olarak bizim devremizde bir potansiyel fark indüklenir. Bu oluşan potansiyel fark da devrin içerisinden bir indüksiyon akımının geçmesine sebep olur. Şimdi mesela şöyle düşünebiliriz. Kapalı bir devre üzerinden, pile bağlanmamış bir devre üzerinden yukarıdan aşağı doğru bir manyetik alan aktığını düşünelim. Bu manyetik alanın akısında bir değişiklik yaparsak zaman içerisinde bu devrede bir potansiyel fark ve buna bağlı olarak da bir akımı indükleyecektir. Bakalım deneysel olarak gerçekten böyle bir akım oluşacak mı? Evet, elimde bir tane mıknatısım, bir tane jumper kablom ve multimetrem var. Şimdi bu kabloyu mıknatısa yakınlaştırıp uzaklaştırdığım zaman üzerine düşen manyetik akı sayısını değiştirmiş olacağım. Bunun olmasını planlıyorum. Şimdi neden böyle olacak? Şimdi mıknatıs manyetik alan üretir. Aslında görevi budur. Kuzey ve güney kutbu vardır. Manyetik alan çizgileri de kuzey kutbundan güney kutbuna doğru hareket eder. Şimdi aslında bunu pozitif ve negatif yüklere benzetebiliriz. Pozitif elektrik yükü ve negatif elektrik yükü olduğu zaman, elektriksel kuvvetleri incelediğimiz zaman elektrik alan artıdan eksiye doğrudur. Aynı şekilde mıknatısta da manyetik alan kuzeyden güneye doğrudur. Şimdi mıknatısdan uzaklaştıkça manyetik akı azalır. Yani manyetik alanın şiddeti de azalacağı için manyetik akı da azalır. Neden azalacağını söyleyebilirim. Çünkü mıknatıs üzerinde manyetik alan çizgileri şu şekildedir. Büküdür aynı zamanda. Dikleşir ve uzaklaştıkça manyetik akı da azalır. Şimdi Faraday'ın denklemine göre delta phi bölü delta t bize EMK'yı yani potansiyel farkı verecektir. Şimdi manyetik akı artarak da değişebilir, azalarak da değişebilir. Şimdi manyetik akının artarak değiştiği durumda ve azalarak değiştiği durumda bu iki durumda birbirine göre potansiyel fark zıt işaretli çıkacaktır. Bu da akımın da zıt işaretli çıkmasını gerektiğini söyler. Bu da akımın birbirine göre yönünün zıt olmasını gerektirir. Bu da aslında akımın yönü değiştiği için bu bir alternatif akımdır. Şimdi manyetik akının değişim oranına göre de akımın şiddeti de değişecektir. Bu akımın hem yönü hem de şiddetinin değişme ihtimali yüksek olduğu için bizim aslında ampermetrede alternatif akım gözlememiz daha olası. O yüzden ben ampermetreyi şu anda tekrardan düzeltiyorum. Alternatif akım kısmına getireceğim ve muhtemelen mikro amperler ölçeğinde bir akım gözleyeceğiz burada. Şimdi alternatif akıma getirdim. Şimdi kabloyu mıknatıza yakınlaştırıp uzaklaştırdığım zaman kablonun üzerine düşen manyetik akıyı değiştireceğim ve buna bağlı olarak bir potansiyel fark ve bu sebeple de bir devrede akım indikleyeceğim. Buna da indüksiyon akımı denir. Başta belirtmiştim. Şimdi bakalım hakikaten bir akım oluşacak mı? Kabloyu mıknatıza uzaklaştırıp yakınlaştırıyorum. Gerçekten de bir akım indüklendi. Kablodan bir akım geçti. Faraday'ın indüksiyon yasasını deneysel olarak ispatlamış olduk.